Evet gençler merhaba. Üçgende özel noktaları anlattığımız seriye uzun bir aradan sonra bir video daha çekmek istedim. Bugün Brokart noktalarını anlatacağım. Bu noktaları tanıtalım ama her şey bir soruyla başlamış. 1877'de Fransız matematikçi Luca şöyle bir soru sormuş. Demiş ki yani eşkenar üçgenin köşeleri konumundaki 3 tane yerden her birinde birer tane köpek bulunduğunu farz edin. Şöyle yapsa demiş. Yani bir start verirsin. A'daki köpek B'deki köpeği takip edecek. B'deki C'dekini, C'deki A'dakini takip edecek. Yani her an ben mesela şurada bir köpeği takip ediyorum diye. Köpek oraya gittim ben de dönüyorum. Nereye giderse ben de dönüyorum. Beni takip eden de benim hareketimle orantılı olacak şekilde. O da o yöne doğru dönüyor. Diyor ki işte A'daki B'dekini, A'dan kalkan B'den kalkanı, B'den kalkan C'den kalkanı, C'den kalkan da hep A'dan kalkanı nişanlamak üzere aynı anda ve sabit ortak bir hızla harekete başlarlarsa bu köpekler buluşur mu bir noktada? Buluşursa o köşelerin belirttiği eşkenar üçgenin hangi noktasında buluşur? Şimdi burada kalkış noktaları eşkenar üçgen köşeleri olduğu için yani ciddi bir simetri hakim olduğu için yani buluşacakları neredeyse ne bileyim çok aşikar değil mi? Hatta yani nerede buluşurlar mantıken şeyde buluşmaları lazım. Yani yani her nerede bir yerde buluştuklarını farz edelim. Onun örneğin B'ye uzaklığı neyse değil mi? B'den kalkanın D'ye uzaklığı neyse, C'den kalkanın C'ye uzaklığı, A'dan kalkanın A'ya uzaklığı o olmalı. Dolayısıyla üç köşeye de uzaklığı eşit olan bir nokta olmalı. Çünkü A'daki köpeğin B'deki köpekte konum olarak ne farkı var ki değil mi? Eşkenar üçgeni döndürün. Yani mantıken o çevre çember merkezi ya da eşkenar üçgende çakışır. Yani ağırlık merkezi dediğimiz yerde olmalı. Ama eşkenar üçgende böyle. Her üçgende böyle olmayabilir. Çünkü gerçekten bakın şöyle bir üçgen düşünün. Şimdi A'daki köpek, B'deki köpek, C'deki köpek. Şimdi hızlar sabit dedik ya. Bunlar o bir yerde kavuştu bile. Daha bu yolun burasına gelmiş. Anladınız mı? Yani bu kavuşma her zaman olmaz. Ama eşkenar üçgende olur mu? Olur. Değil mi? Bu kavuşma her zaman olmaz. Peki eşkenar üçgende nerede olur? Şimdi birlikte onu çözeceğiz. Bu soruya 3 sene sonra Jean-Baptiste Henri Brocard, o da bir Fransız matematikçi, o cevap vermiş. Evet buluşma olur ve şurada olur demiş. Şimdi biz kendimiz o noktayı bulalım. Yani aynı şekilde bir start verildi diyelim ve T saniye sonra yani belli bir süre sonra söz gelimi A buraya geldi farz edelim. Mesela şuraya geldi farz edelim, tamam mı? Şimdi A'nın şuraya gelmesiyle B'nin buraya gelmesi, C'nin buraya gelmesi aslında aynı şey değil mi simetriden dolayı? Yani şöyle değil. Buradan bir dik indirsen o kenara, buradan bu kenara, buradan bu kenara. Şu üç üçgenin de eş olması beklenmez mi gençler? Değil mi? Hatta şuraya A üssü, şuraya B üssü, buraya da C üssü diyelim. Bu A üssü, B üssü, C üssü üçgeni de doğal olarak bir eşkenar üçgendir. Peki, kronometreyi durdurmuştum. Tekrar başlatalım. Sonra A biraz daha mesela şöyle diyelim. A'dan kalkan şuraya geldi diyelim. Dolayısıyla ne olacak? B'den kalkan şuraya bir yere gelecek. C'den kalkan da buraya bir yere gelecek. Ve bu noktalara da A2 üssü, B2 üssü, C2 üssü diyelim. Fark etmişsinizdir. Gene bu yani eşkenar üçgen olmak zorunda. Çünkü herkes aynı hareketi yapıyor. Şimdi burada buluşuyorlar. Ama dediğim gibi herhangi bir üçgende bu köpekler buluşmayabilir. Ya hiçbir zaman buluşmaz demiyoruz da buluşmayabilir gördük örneği. Yalnız gençler köpekler buluşmasa da şu çizdiğimiz doğruları tek bir noktada buluşabilirler. Yani şöyle açıklayayım onu. Mesela eşkenar olmayan bir üçgen çizeyim. Tamam mı? Şimdi şöyle alfa derecelik bir açı alayım oradan. Şuradan da bir alfa derecelik açı alayım. Şuradan da bir alfa derecelik açı alayım. Yani şöyle düşünün. A'dan kalkan şuraya gelmiş. B
B'den kalkan buraya gelmiş, C'den kalkan da buraya gelmiş gibi düşünün. Tabii eşkenar üçgende bu açılar her zaman aynı oluyor. Herhangi bir üçgende o açılar her zaman aynı olmaz. Ama yani ben burada şeyi anlatmak istiyorum. Ortada oluşan üçgen daima ilk üçgenle benzer olacak. Çünkü bakın burası B eksi alfa, burası A eksi alfa, burası C eksi alfa ya. O zaman şu ikisinin toplamı bakın burayı verir, bu ikisinin toplamı burayı verir, bu ikisinin toplamı da burayı verir. Dolayısıyla ortada ne oldu? Büyük şeklin şekilde benzer bir üçgen oluştu. Ve alfayı gittikçe büyüttüğünüzü farz edin. Bakın bunu biraz büyüttüm. Bunu biraz büyüttüm. Alfayı da biraz büyüttüm ve o ortadaki üçgen gitgide küçüldü. En son ne olacak? Siz de tahmin etmişsinizdir. Biraz daha, biraz daha, biraz daha büyütünce şöyle üçünü kesiştiği bir nokta olacak gençler işte. Tamam. İşte o noktayı Brocard noktası olarak tanımlayacağız birazdan. Evet, şöyle bir hareket olacak aslında. Şöyle bu buraya gelecek, bu böyle buraya gelecek, bu da yanlış mı çizdim? Hayır, evet yanlış çizdim. Bir dakika, bu gitgide şöyle olacak herhalde. Yani bu evet, bu mesela şöyle bir hareket yapacak. Tamam, bu böyle bir hareket yapacak. Bu da şöyle bir hareket yapacak. İşte burada kesişecekler. Tamam. Ve kesişme yeri bakın şimdi normalde ne oluyor? Şimdi bu kesişme noktası P noktası diyelim. A'dan kalkan A kenarından ne kadar uzaklaşmışsa B'den kalkan da B kenarından C'den kalkan da C kenarından o kadar uzaklaşmamış mıdır? Dolayısıyla bakın bu nokta eşkenar üçgen işte çemberin merkezi olmalı. Bizim ilk tahminimiz neydi? Çevre çember merkezi demiştik. Dolayısıyla eşkenar üçgende onlar çakışır. Ama şimdi dikkat edin, yani rastgele bir üçgende, şöyle diyelim, rastgele bir üçgende bizim şöyle bir şey tam, yani öyle ben gerçek ölçülerine göre çizmedim. Şu üç açının aynı olduğu yer gençler, ne çevre çember merkezi ne işte çemberin merkezi tabii olabiliyor. Yani ikisi de olmayabiliyor. İşte bu derste bu noktayı ve bunun özelliklerini anlatacağız. Burası Brocard noktası diyebilir ve büyük omega sembolüyle gösterilir. Yalnız buna birinci Brocard noktası derler ve omega 1 ile gösterirler. Neden? Çünkü biz bir yönü sabitledik. Mesela biz burada dedik ki AB'ye, BC'ye, CA'ya, A'yı takip etsin. Hani negatif yönde de olabilirdi. AC'yi, CB'yi, BA'yı takip edebilirdi. O zaman da şöyle bir şey oluşurdu. Değil mi? Şöyle. Şöyle ve şöyle bir şey oluşurdu. Yani şu açıyla şu açı bir de şu açı eşitmiş gibi. İşte buraya da ikinci Brocard noktası denir gençler. Ve şuradaki üç açı eşit ya bunu küçük omega 1 ile göstermek adet olmuş. Şunları da küçük omega 2 ile göstermek adet olmuş. Bunun tamamı. Evet. Şimdi bu noktaları çalışacağız. Belki bir 8-10 video özelliklerinden bahsedeceğiz. Evet gençler, şimdi bu Brocard noktalarını söylemiştik. Omega 1 ve Omega 2 ile gösteriyoruz. Bunu nasıl bulmuştuk? Bir soruyla, onu da yazayım. Dog chase problem diyebilir. Yani köpek takip problemi de diyebilirsiniz. Şimdi bu noktaları geometrik olarak nasıl buluruz? Şimdi onu göstereceğim. Bir kere mesela şu iki açının eşliği insana şey sanki yani mesela bir tane çember düşünün şöyle. Şuraya teğet ise. Bu teğet giriş açı bu da aynaya gören çevre açı gibi bir muhabbet olacak değil mi? Şimdi onu bir gösterelim. Mesela şimdi şöyle diyorum. Burası B, burası C, burası A. Şimdi gençler B'ye teğet olan çemberi düşünün bir tane. Sonra biraz daha büyük. Ama çember hep BC doğrusuna B'de teğet olsun. Bu çember büyüdükçe, 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 büyüdükçe bir yerde A'dan geçmek zorunda kalacak değil mi? Yani şöyle yapalım. Şöyle A'dan geçmek zorunda kalacak. Bu çember bir tane daha çizeceğiz. O iki çemberin geçtiği yer bize omega 1'i verecek. Bir de bakın şu çemberi düşünün. Şu çemberi A'da teğet olsun.
A'da teğet olunca burası teğet kiriş açı olur. Bu da o yayı gören çevre açı olur. Şöyle yapalım. Bir de şuraya alayım. Evet. Şu AB'ye A'da teğet çemberleri büyütün, 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 büyütün. En son ne olacak? Artık benim çizim hatamı hoş görün. Şöyle diyelim. Şöyle bir çember olacak değil mi? Neyse oldukça kötü oldu ama. Neyse. İşte gençler bu çemberlerin kesiştiği bu yer iddia o ki birinci brokart noktasıdır. Neden? Çünkü mesela köşeleri o noktaya birleştirirsek. Şimdi bakın şu açıya omega 1 dersek. Şu yayı görüyor. O yayı gören teğet kiriş açı da omega 1 olur değil mi? Aynı şekilde bu şurada teğet olduğundan şu çembere göre de bir teğet kiriş açı. O zaman burası da omega 1. O zaman şurası da büyük omega 1. Yani birinci brokart noktası burası. Aynı yani ikinci brokart noktasını bulma için onu anlatmıyorum. Aynı yorumu yaparak diğer çemberleri de çizersiniz. Ama burada ilginç bir teorem var gençler. O da şu. Herhangi bir üçgen için bir küçük omega 1'den bahsetmiştik. Bir de küçük omega 2'den bahsetmiştik. Teorem diyor ki bu omega 1 ile omega 2 birbirine eşittir. Yani böyle de pozitif yönde de gitse, köpekler birbirini takip etse, negatif yönde de takip etse, hani bir kestikleri noktaya omega 1 veya omega 2 demiştik ya, oluşan bu küçük omega 1 ile küçük omega 2 her halükarda eşittir diyor. İlginç bir teorem. Şimdi onu kanıtlayacağız. Onun için bundan sonra birinci brokart açısı, ikinci brokart açısı demeyi kesip, madem ikisi birbirine eşit, birazdan bunu kanıtlayacağız. Ve bundan sonra sadece küçük omega ile göstereceğiz. Buna da üçgenin brokart açısı denir. Her üçgenin bir tane brokart açısı var. İşte ama bunların eşitliğini göstermemiz lazım önce. Türlü türlü kanıtları var gençler. Birinci kanıtı şeyden yapacağım. Bu trigonometrik seva teoreminden. Trigonometrik seva teoremini bilmeyenlere bir hatırlatalım. Mesela bir üçgen içinde rastgele bir nokta alalım. Onu üç köşeyle birleştirelim. Tamam. A, B, C olsun. Evet, kenarlara A, B, C diyelim. Bu P noktasını köşelere birleştiren doğru parçaların uzunluklarına da X, Y, Z diyelim. Şimdi gençler 3 tane üçgen var. Üç kenarı da belli. Sinüs teoremleri yazılacak. Yani şöyle. Şimdi şu açıya A1, A2. Buna B1, B2. Buna da C1, C2 diyeyim. Tamam. Sonra şuradan mesela X bölü Y'yi yazalım. X bölü Y ne olur? X'in karşısı sinüs B1 bölü Y sinüs A2. Aynı şekilde gençler Y bölü Z'yi yazalım. Y bölü Z neye eşit? Y'nin karşısı C1 olduğundan sin C1 bölü Z'nin karşısı da sinüs B2. Bir de şey yapalım. Z bölü X. Bakın Z bölü X neye eşit? Z'nin karşısı A1 olduğundan burası sinüs A1 bölü sinüs. Z'nin karşısı ne? Ay, X'in karşısı ne? C2. Şimdi dikkat edin. Şunu çarparsanız ki bu açıların hiçbiri sıfır olmadığından sinüsleri sıfır olamaz. Dolayısıyla üçünü çarparsanız her halükarda şu üçünün çarpımı çıkacak. Bu üçünün çarpımı da x, y, z sıfırdan farklı olduğundan birdir. Dolayısıyla sonuç olarak şu çıkar. Sin a1 çarpı sin b1 çarpı sin c1 eşittir. Sin a2 çarpı sin b2 çarpı sin c2 değil mi? Yani birer atlayarak açıları çarpın onların sinüsleri birbirine eşittir diyor. Birçok üçgende, dörtgende yani egenlerde açı problemlerinde işe yarar. İlla üçgende değil, dörtgende, beşgende de yapabilirsiniz bunu. Şimdi bunun konumuzla alakasını ne onu görelim. Gene rastgele bir üçgen aldım ve şurası söz gelimi şey olsun. Brokart noktası olsun. Mesela şu açıyla şu açının ve bu açının bu üçünün eş olduğunu farz edelim. Ve şimdilik buna omega 1 diyelim olur mu? Omega 1. Bu ABC üçgeni. O zaman trigonometrik seva teoreminden dolayı şunu yazabilirim. Bakın bu açının, bu açının, bu açının sırasıyla sinüslerinin çarpımı. Yani sinüs A eksi omega 1 çarpı
sinüs B eksi omega 1 çarpı sinüs C eksi omega 1 eşittir sin omega 1 çarpı sin omega 1 çarpı sin omega 1. Yani sin küp omega 1. Şimdi gençler. Şimdi şuna dikkat edin. Şimdi omega 1 bu denklemi sağlıyor değil mi? Bu denklemi sağlıyor. Peki diğer şekli düşünün. Diğer şekli düşünün şöyle. Bunu çizdim. Şunu çizdim ve bunu çizdim. Yani şurası omega 2 olsun. O zaman ne olacak? Şurası omega 2 olacak. Ve de şurası omega 2 olacak. Heh. Onun için de trigonometrik seva teoremi yazsam. O zaman da bu 2, 2, 2 diye gitmeyecek mi? Değil mi? Ha. Demek ki yani şunu söylüyor. Mesela biz bunları çarptık ya. Burada mesela sin A1 ile mesela sin A1 ile sin A2'nin yerini değiştirdiniz. Sin B1 ile sin C2'niz neyse söyleyemedim. Bununla bunun yerini, bununla bunun yerini, bununla bunun yerini değiştirin. Eşitlik bozulur mu? Bozulmaz değil mi? Dolayısıyla buradan anlaşılır ki W1, W2'ye eşittir. Çünkü bir de şeyle düşünebilirsiniz. Bu omega 1 nihayetinde bir dar açıdır. Onu göreceksiniz. Çünkü yani geniş açı olsaydı üçünün toplamı zaten 270'i geçerdi. Bırakın 180'i geçmeyi 270'i geçerdi. Bunların hepsi dar açıdır. Dolayısıyla bu denklemi sağlayan, bu eşitliği sağlayan tek, yani bu denklemin tek kökü vardır. Ama ya bu tekliği çok daha farklı şekilde de kanıtlayacağız. Mesela ne yapabiliriz? Ya ben buna kanıt 1 diyeyim. Kanıt 2. Mesela biz burada eşitliği kanıtladık ama yeni soru şu. Kaç ki? Yani bize bir üçgen verildiğinde onun Brokart açısını nasıl bulurum? Bu Brokart açısına dair bir eşitlik bularak da omega 1'in omega 2'ye eşit olduğunu gene gösterebiliriz. Onu nereden yapacağız? İsterseniz tekrar bir şekil çizeceğimi şurada anlatayım. Buraya A, buraya B, buraya C, bunlara da aynen şuradaki gibi X, Y, Z diyelim. Gençler, mesela şey yap, burada mesela kos teoremi yazıyorum. Nedir oradan? X kare eşittir. X kare eşittir. B kare artı Z kare. Eksi 2 BZ kosinüs ne olacak? Omega 1 doğru mu? Ha. Şimdi şurada kos teoremi yazıyorum. Y kare eşittir. Y kare eşittir. C kare artı X kare. Eksi 2 CX o da kosinüs omega 1. En son bir de şurada kos teoremi yazayım. Z kare eşittir. Ne olacak? Z kare eşittir. A kare artı Y kare eksi 2 AY kosinüs omega 1. Şimdi bunların hepsini taraf tarafa topluyorum. Hocam niye topladın? Çünkü şunla şu birbirini götürecek değil mi? Oradan da ne güzel bir şey kalacak bak. Şu kalacak. Şurada bir A kare artı B kare artı C kare. Evet. Önce bunlar gitti. Sıfır eşittir. Burada da eksi parantez içinde kos omega 1. Peki burada ne? Orayı da isterseniz iki parantezini alalım. Orası da BZ artı CX artı AY. Ha, ne oluyor burada? Şimdi şunu anlamak önemli gençler. Bunun da üçgenin alanıyla çok alakası var. Şimdi bakın şuradaki üç üçgenin, üçgencik diyeyim bunlara. Bu üç tane üçgenciğin alanlarını toplam en büyük üçgen alanı vermez mi? En büyük üçgenin alanına delta diyelim. Delta diyelim. Buranın, mesela buranın alanı 1 bölü 2 BZ sin, hepsinde 1 bölü 2 var. Hepsinde sinüs omega 1 de olacak. Dolayısıyla 1 bölü 2 BZ sinüs omega 1 buranın alanı. 1 bölü 2 CX sinüs omega 1 buranın alanı. 1 bölü 2 AY sinüs omega 1 de buranın alanı. Demek ki şu toplama biz 2 alan bölü sinüs omega 1 yazabiliriz. Değil mi? O zaman hatta şöyle diyeyim. Burada bu tarafa attım. 2 tane ne bulduk? 2 alan bölü sinüs omega 1
Ha, çarpı kosinüs omega 1 eşittir. Ne çıktı? A kare artı B kare artı C kare. Şimdi dikkat edin. Şurası zaten ne? Kotanjant değil mi? O zaman bakın ilginç bir şey bulduk. Şöyle. Kotanjant omega 1 eşittir. A kare artı B kare artı C kare bölü 4 alan. Şimdi gençler. Şimdi bunu yorumlayalım. Demek ki bir üçgenin üçgenar uzunluğu belliyse, yani A belli, B belli, C belli. Bu üçü belliyse her on formülüyle zaten alanı bulabilirsiniz. Dolayısıyla şu üçgenar belliyse burası sabit değil mi? Bir de kotanjant nihayetinde sıfır pi aralığında monoton azalan değil mi? Monoton azalan bir fonksiyon. Yani dolayısıyla her uygun değeri sadece bir kere alır. Dolayısıyla bu işlemlerin hepsini omega 1 ile değil omega 2 ile yapsaydık bu eşitlik gene böyle çıkacaktı. Ama şeyi biliyoruz, omega 1 de omega 2 de 0 pi aralığından bir sayı. Dolayısıyla sallıyorum. Bunun kotanjantı 4 ise, bunun kotanjantı 4 ise bunun da kotanjantı 4 çıkacak. Ha demek ki bunlar eşit diyeceksiniz, anladınız mı? Onun için bir kez daha ispatlandı ki birinci Broekhardt açısı, ikinci Broekhardt açısı diye bir şey yok. Bir tane Broekhardt açısı var. Şimdi tahtamız doldu. Diğer videoda artık özel üçgenler için Broekhardt açılarını hesaplayacağız.